İnsanların çoğu pozisyonlarının gerektirdiğinden daha az maaş aldığı halde bu konuda hiçbir şey yapmaz. Uygulayabileceğiniz plan şudur. Piyasa değerinizi, şirketiniz için değerinizi, iş tanımında belirtilen sorumlulukların ötesine geçen faaliyetlerinizi ve rakip firmalardan aldığınız iş tekliflerinizi yazın. Patronunuzun her yıl sizin için harcadığının 3 ila 4 katı kadar gelir getiriyorsanız, maaş artışı için pazarlığa oturmayı hak ediyorsunuz demektir. Görüşmeye aklınızda bir zam yüzdesiyle girmeniz gerekir. İsteklerinizi para birimi yerine yüzde cinsinden isterseniz daha büyük bir artış elde etme ihtimaliniz artar. Bunun nedeni yüzde hesabının insanlar için daha soyut olmasıdır. Zam istemek için en iyi zamanlar yıllık performans inceleme dönemi, şirketinizin mali yıl sonu, bazı çalışanların işten ayrılması nedeniyle iş yükünüzün arttığı zamanlar olabilir. Bir sonraki adım gün ve saati seçmektir. Araştırmalar zam istemek için en uygun zamanın cuma sabahı olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni patronunuzun sizin gibi hafta sonu yaklaştığı için nispeten daha rahat ve heyecanlı olmasıdır. Görüşme esnasında sohbete patronunuza kendisi ve şirket için çalışmaktan ne kadar zevk aldığınızı söyleyerek başlayın. Bir proje veya şirketin gidişatı hakkında sizi gerçekten heyecanlandıran bir şeyler paylaşın. Bunu yaparak sohbette şirketi ön plana koyduğunuzu hissettirirsiniz. Ardından neden zam istediğinizi açıklayın. Bitirirken gerçekten burada kalmak istiyorum, bunun için de %x kadar zam talep ediyorum diyebilirsiniz.